Selamünaleyküm millet. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamandır video çekemiyoruz. İşlerimizin yoğunluğundandı. Fakat artık emekli olduk. Motosikletlerle daha fazla ilgileneceğiz. Bundan sonra daha fazla video yapacağız. Sizleri elimizden geldiğince daha fazla bilgilendirmeye çalışacağız. İnşallah. Hep bunun sözünü veriyorum biliyorum ama bu sefer becereceğiz inşallah. Bugünkü konuğumuz ne? Motolux'un yeni çıkarmış olduğu, benim 3 ay, yok ya ne kadar oldu? 1 ay, 1,5 ay önce satın almış olduğum Motolux'un Go 150'si. Ben motoru alır almaz arkadaşlar, hemen ilk rodaj kurallarına riayet ederek motosikletle gezmeye başladım. Sıkıştırmadım, sakin, temiz bir şekilde kullandım. Rodajı bitirdikten sonra bir uzun yol yaptım İstanbul Çanakkale üzerinden. Motorun birkaç bakımını yaptım, biraz varitörüyle uğraştım, kayış denemelerini yaptım. Motorla ilgili kendimce en iyi, en performanslı şeyleri bulduk ve bunları size bu videoda anlatacağım. Ama önce motoru incelemem lazım. Bildiğiniz gibi ADV kasası artık çok moda oldu son yıllarda. SMS'inden çift mallarına, Aurora'sından R kasasına, Motolux'ten Yuki'sine hepsi bu ürünleri getirmeye başladı. Hepsi birbirine çok yakın, onu bir baştan söyleyeyim. Yani birbirleri arasında aman aman farklar yok. Hani şimdiden şunu size söyleyebilirim. Abi Motolux mu alayım, RKS mi alayım, Aurora mı alayım? Aslında hangi markayı kendinize daha yakın hissediyorsanız veya hangisinin fiyatını daha uygun buluyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Ben Motolux markasında yıllardır izleyicilerim bilir, sıcağımdır, güvenirim. Diğer işçilik kalitelerini diğer markalardan bir tık kaliteli bulurum. Bu sebepten dolayı tabii ki de tercihimi Motolux'ten yaptım. Ayrıca bu motoru bana hani gidip alma zahmetinde de bulunmuyorum. Sağ olsun Manisa, Akhisar, Bölge Bayi, Motokırbaş kardeşime bir telefon etmemle motorum ayağıma kadar geliyor. Siz de eğer Manisa ve çevresinde işte İzmir'dir, Ayvalık'tır, Balıkesir'dir, ne bileyim işte Aydın'dır yakın bölgelerdeyseniz sizin de bir telefonla motorlarınız ayağınıza kadar gelecektir. Ödemeleri de sağ olsun kolaylık yaptılar. Kredi kartına bana bunu taksite böldüler ve ben de bir Vol 150 sahibi olmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bunların hepsinin hemen hemen birbirleriyle benzerlikleri, tasarım haricinde makine olarak da benzerlikleri var. Bunların altındaki makine bildiğiniz PCX-150'nin veya PCX-125'in 150 cc versiyonu. Birbirleri arasında ufak tefek farklar var. Uzun case olan var. Mesela Max'li kısa case. İşte bu uzun case. Neydi o? Aurora Beatrix işte uzun case. Frezia biraz daha farklı, onda 4 farklı bir silindir kapağı var. Hatta bunun videosuna abi işte RKS'yi niye diyorsun dediklerinde o arkadaşa da buradan cevap olsun. Bunun altındaki makine birebir yani silindir kapağından grandına, silindir pistonundan her şeyine, varyatöründen debriyajına birebir PC250 olduğu için bununla ilgili markaya takılmadan, modele takılmadan her zaman yedek parça orijinal ve yan sanayi olarak bol miktarda bulabilme seçeneğimiz olduğu için benim tercihim bu oldu. Şimdi motorun detaylarına gelecek olursak nereden başlayalım? Bir kere altındaki makineden zaten direkt bahsettik. 14.5 beygirlik birebir PCX-150 makinesi. Varyatöründen debriyajına, kayışından grandına, silindir kapağından silindir pistonuna kadar hatta hava filtresine kadar gayet güzel, verimli, yakıt tüketimi düşük, performansı yeterli seviyede bir makineye sahip. Arkada 13 jantı, önde 14 inç büyük jantlarıyla yol tutuşu da gayet iyi. Orijinal lastikler her çırmanında olduğu gibi bunda da iyi sınıfta değil ama ilk bir sene kullanabileceğiniz seviyede kordiyel lastikle gelmiş. Bence daha yeniyken kullanılabilir. Yani hemen söküp çöpe atmak saçmalık olur. En az bir sene falan lastiğin sertleşmesini bekleyin. Ondan sonra değiştirin. Yani hemen böyle insanlarda şu algı oluyor geldi. Alır almaz lastiklerinizi değiştirin. Benim dünya görüşüme gerek yok. En az bir 6-7 ay belki bir sene motorunuzu kullanın. O güzel lastikleri çöpe atmayın. Sonra değişimini yaparsınız. Lastiğinizin hamuru sertleştikten sonra. Yoksa ben bununla gayet güzel virajı da yaparım. Dişlerinden ötürü ıslak zeminde de kullanabilirim. Oturuş pozisyonu arkadaşlar şu şekilde rahat sınıfta. Peki diğerlerine göre bir dikkatini çeken bir unsur var mı? Evet. Şu kısmı, ayak koyma kısmını arkadaşlar ben biraz dar buldum. Şu şekilde ayaklar yandan dışarı taşıyor. Keşke şu kısmı biraz daha geniş tutsalarmış iyi olurmuş. Ama gidon açısı, oturuş pozisyonu, arkadaki artçı için mesafe
gayet yeterli seviyede. Hatta gidon ayarlı. Mesela MetaX'de bahsettiğim şu civataları gevşeterek, ki ben bunu yaptım. Şu 4 civatayı gevşeterek bisiklet müsaade mügideni ileri veya geri alma şansına sahipsiniz. Ben mesela bunu kendime göre biraz ileri alarak ayarlamıştım. Kendime daha rahat bir oturuş pozisyonu oluşturdum. Şöyle kontağa gelelim. Anahtarsız çalıştırma var. İşte zaten çoğunda artık var. Sele ve benzin deposu buradaki tuşlardan açılabiliyor. Şöyle hatta benzin deposunu size göstereyim. Onun için kontağın kapalı olması gerekiyor. Sevmediğim özelliklerinden biri benzin deposunun şu plastiğini kısacık yapmışlar. Şöyle buna sinir oldum. Keşke şunun ipini biraz daha uzun tutsalarmış. İyi olurmuş. Benzin depomuzu kapatalım. El değmişken sele altına bakalım. Sele altını da buradan açıyoruz. Sele altı yeterli büyüklükte ama tam kapalı kask almıyor. Çok geniş olmasına rağmen derinliği az arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ama hacim olarak bayağı büyük bir sele altı mevcut. Kaydırmaz sele kılıfı kullanmışlar. Burası güzel. Motorda ileri geri kaymıyorsunuz. Ayrıyeten kullandıkları malzeme de biraz yumuşak. O yüzden oturuşu konforlu. Göstergeye gelirsek bizi bu şekilde motor yük hızıyla karşılıyor. Burada benzin göstergesi, manuel devir saati, yine yazıyla, bu da bir devir saati arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Saat, hararet göstergesi, ABS ışığı, odometre ve trip metre mevcut. Onun haricinde birkaç tane de modu var. O kadar detaylara şimdi hiç girip zaman kaybetmiyorum. Tekrar geri çıkıyorum. Bu arada menüye selektör tuşunun olduğu yerden, yani şuradan girebiliyorsunuz. Bir de buna, ben bunu selektör tuşu sandıydım. Motorda selektör yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Selektör yerine göstergeye gider misin? Ona her basışınızda şu gösterge aydınlık farkları değişiyor. Basılı tuttuğunuzda da menüye giriyorsunuz şu şekilde. Şöyle. Kütüklükler aydınlatmalı arkadaşlar. Yani bazılarında var, bazılarında yok. Ama çok akşam, gece sürüşlerinde gerçekten hoş bir duruşu oluyor. Onun haricinde her motorda olması gereken klasik zaten butonlar var. Makinede PCX makinesi olduğu için start stop tuşu var. Ekonomik kullanımlarda işe yarar. Işıklarda beklerken motor kendini stop eder. Gaza dokunduğunuz anda çalışmaya başlar. Motorda yine PCX makinesi olduğu için marş motoru yok. Manyetolu bir marşı var. Bu da çok hoş bir detay. Çalıştırmışken aydınlatmaya gelelim. Aydınlatma arkadaşlar gayet başarılı. Gerçekten güzel. Bak karşı rafı çeker misin? Bakın far çizgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Far ışığını dağıtmadan gayet güzel bir şekilde aydınlatma geçiriyor. Hepsi zaten full LED. Arka aydınlatmalar da LED. Onun da tasarımı gayet güzel. Şöyle dörtlüleri de sinyaller dahi LED arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stola basıyor muydu? Bastı. Bu şekilde de tren stolu var. Dörtlülerimizi kapatalım. Motorda önde ve arkada disk fren, önde ve arkada ABS fren sistemi mevcut arkadaşlar. Motorun frenlemesi yeterince başarılı. Gerçekten güzel. Yani gittiğinden daha iyi duruyor desem yeridir. Yine bütün ADV'lerde olduğu gibi motorda bir hiçbir işe yaramayan bir ön camımız var. Hiç rüzgarı kesme olayı sıfır. Bir tatlı sadece parçalıyor diyebiliriz. Ayrıca bir de üstelik bunun diğer ADV'lerde olduğu gibi 3 kademeli buradan ayarlı şöyle detayı var. Ama ben bir işe yaradığını düşünmüyorum. Motor üstlükün süspansiyonları, yani amortisörleri ne sert ne yumuşak olması gereken kıvamda. Hiçbir kullanıcıyı kesinlikle rahatsız etmez. Uzun yolda yormaz. Dediğim gibi ben bu motorla buradan tek seferde, tek marşta Marmara turu gibi İzmir'den çıktım. Balıkesir, Yalova, İzmir, İstanbul, karşıya geçtim. Tekirdağ, Çanakkale, Ayvalık üzerinden İzmir'e döndüm. Hiç yorulmadım. Gayet de keyifli bir yolculuk yaptım. Yakıt tüketimine gelecek olursak 100 km'de ortalama tüketim arkadaşlar. Şehir içi, şehir dışı karışık 3 litrelerde geziyor. Çok sıkıştırırsanız 3.3-3.4'e kadar çıkabiliyor. Full ekonomik kullanırsanız uzun yol diye bir yolda 2.60-2.70'lere kadar düşebiliyor.
Motor da orijinalden çanta demiri var. Motorunuza top case bağlamak istediğiniz zaman çanta demirine ekstradan ayrıyetten para vermeyeceksiniz. Bir de arkadaşlar diğer ADV'lerde olduğu gibi bazılarında kalitesiz egzoz gördüydüm. Bunun egzozunu ben çok beğeniyorum. Çünkü gerçekten krom mu diyorlar buna, ne diyorlar bilmiyorum. Kaplamasıyla, komple giydirmesiyle, hem sesiyle, hem ısı yalıtımıyla, hem de paslanmazlığıyla gerçekten çok kaliteli bir egzoz kullanılmış. Az önce süspansiyonlar dedik ya, süspansiyonlarda başarılı buldum ama arka süspansiyonlarım benim kusurlu. Hepsi böylebilir, bilmiyorum. Benimkiler kusurlu. Müsait zamanda kendim onun kusurunu gidereceğim. Ama çukurlara girdiniz, arkadan tak tak lak lak böyle bir titreşim vurma hissediyorsanız bilin ki sizin de arka süspansiyonunuz kusurlu. Çözümü yetkili servistedir. Yetkili servisin amortisörlerinizi söküp cıvatalarını biraz sıkıp tekrar yerine takması icap eder. Bakın amortisörün kendisi kusurlu değil, montaj kusuru var. Benimki öyle denk geldi. İçinizde de denk gelecek olan mutlaka olacaktır. Şimdi motorun performansına gelecek olursak arkadaşlar, altında dediğim gibi birebir PCX 150 makinesi var. PCX'lerin de göstergesinde 115-120'ler görülebilir. Bunun da ama gerçekten GPS'te çıkabildiği maksimumuz orijinal kayışıyla 0, yeni kayışla 107-108 km hızdır. 110 GPS, yani gerçek hıza göre 110 diyemez, motor kesiciye girer. Aynı durum bunun için de geçerli. Orijinal kayışıyla arkadaşlar orijinal bir PCX yeni kaliteli bir kayışla göstergede bunun da çıkacağı hız 110-111'dir. Zamanla kayış eskidikçe bu azalacaktır. Ama bunun göstergesinde 120 yazmaz. GPS'de hemen hemen birebir gösterge sapma hız payı var. Bilginiz olsun. Yani bu motorla 110'la giderken gerçekten 110'la gidiyorsunuz. 100'le giderken gerçekten 100'le gidiyorsunuz. %1 miydi, 1.5 miydi hatırlamıyorum. Videosunu koyacağım, oradan bakarsınız. Şimdi bu motorun arkadaşlar her Çin üretimi motorunda olduğu gibi aynı durum bunun içinde geçerli. Ben orijinal Çin malı üretilmiş kayışları beğenmediğim için bunun da orijinal kayışının sıfırken, sıfıra yakınken kendim daha kaliteli orijinal Japon bando kayışla değiştirdim. Benim size tavsiye edeceğim kayış budur arkadaşlar. Şimdi bu kayışın orijinal Japondur. Orijinal Japondur. Bu kayışın çakması piyasada çoktur. Şu bir çakma bando kayıştır arkadaşlar. Şöyle. Piyasada bundan da çok satılır. Uygun fiyatlara satılır. Kopar, eder, erir. Hatta o kadar kalitesiz ki şu. Bakın orijinal, üzerinde gelen orijinal var ya. Ondan da daha kalitesiz bir kayış. Aklınızda bulunsun. Bazı gruplarda, Facebook'ta vesaire işte Frezia'ydı, Max Steel'di. Hani bunda da olacaktır. Wold'u, işte Beatrix'ti vesaire. İşte arkadaşlar ben PCX kayışı aldım taktım gibi söylemler görebilirsiniz. Şimdi PCX'te de 3 tip kayış vardır. Bir kere hangi hepsinin makinesi birebir aynı olmadığı için hangi kayışı alacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi ölçüde alacağınızı bilmiyorsunuz. Aldığınız kayış orijinal Honda mı, çakma Honda mı bilmiyorsunuz. Aldığınız kayış orijinal bando mu, çakma bando mu bilmiyorsunuz. Bu yüzden ben de emekli olmuşken bundan sonra dedim bana link soran arkadaşlara kayışı nereden alacağız abi diye soranlara kendim bir bireysel çalış şirketi kurdum. Trendyol'a bir mağaza açtım. Toptancıyla görüştüm. Alabildiğim minimum fiyattan orijinal ürünleri satın aldım ve ilanlarını koydum. Bu motoru da orijinal Japon veya Türk, önemli değil, Türk de kalitelidir. Bandosunu değiştirmek isteyen arkadaşlara bu videonun altına yorum olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada bu motora hangi kayışı koyacağız? Bu motora dediğim gibi bir hiçbir şey yapmadan bahsettiğim kayışı alıp takarsanız, ama ben öyle gelmeyeyim, şöyle geleyim, ben araya gireyim. Arkadaşlar orijinal kayışla sadece daha sıfırken ki 500 km yaptıktan sonra azaldı. Son hızla ilgili şöyle bir videosunu göreceğim. Motor 9500 dakika devirde kesiciye giriyor. Kesiciye girdiği maksimum 105 km hız. Onun videosunu şöyle araya sokuvereyim.
başka daha fazla detaya girmeden, modifiyeye girmeden orijinal Japon bando kayış ile motorumuzun çıkabileceği maksimumumuz da bu şekildedir. Onun videosunu da şöyle araya koyuvereyim. Şimdi gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Ekstra benim gibi son hızı manyağı olan arkadaşlar vardır. Son hızı seven arkadaşlar vardır. Motorun aslında Oğuz'a çıkabilecek gücü olmasa da, hiç olmazsa rüzgarın arkadan estiği durumlarda veya rampa aşağı gideceğim zaman veya da günlük kullanımda daha da düşük yakıt tüketmek istiyorum diyen arkadaşlar varsa, onun için de kayışla beraber bir varatör burcu gönderiyorum. Orijinal kayışı değildir ama kendim 2000 km test edip kullanıp bir sıkıntısını görmediğim bir kayıştır. Onunla da arkadaşlar son hızınız şu videoda gördüğünüz gibi 121-122 km hızlara kadar çıkabilmektedir. Onun da performans diye ilanını açtım. Yani Modulux Wow performans kayış diye ilanını açtım. Kayışla beraber bir de varyatör burcu göndereceğim size. Bu ikisini varyatör burcuyla beraber kayışını koyduğunuz takdirde birazdan izleyeceğiniz gibi saatte 121-122 km hıza kadar çıkabilirsiniz. Ama bakın tekrar ediyorum. Rüzgarın arkadan esmesi icap eder Oğuz için veyahut da tatlı bir ramp bağışı olmasıdır. Mesela sen kullanıcısın, 100 kilodan fazlasın, sen sadece kayış al. Performansı almak sana 110 km hız zaten rahat rahat yeterli. Şimdi bu motorla ilgili ben hemen hemen her şeyden bahsettim. Göstergeyi gösterdik, jantları bahsettik, frenler iyi dedik, amortisörler şöyle dedik. Gelelim fiyatına. Arkadaşlar motorun fiyatı diğer muadillerine göre biraz yüksekti. Sağ olsun Kamil kardeşim bir kampanya yapmış, fiyatta biraz indirim yapmış. Almak isteyenlere tavsiye eder miyim? Bu fiyat artık tavsiye edilebilir hale geldi. Eğer bir Motolux Wow 150 almayı düşünüyorsanız size şimdiden şunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığı alabilirsiniz. Kalitesi yerinde, herhangi bir kusur emaresi yok. Kendisi gayet konforlu, yakıt tüketimi düşük. Yedek parça sıkıntısı çekme ihtimali olmayan, hakikaten çok hoş bir motor. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.